Herkese selamlar. Bugün Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri okumayı konuşacağız arkadaşlar. Burada önümüzde bazı sorular olacak. Bu sorular üzerine ilerliyor olacağız. Şimdi bu soruların ilki neden Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü? Arkadaşlar Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü esasında birden fazla disiplini bir arada barındırdığı için aslında güzel bir imkan sağlıyor bu açıdan. Yani şöyle ki şu anda meslekler çok hızlı bir şekilde değişiyor, farklılaşıyor, hatta dönüşüyor diyelim buna. Dolayısıyla burada bir meslek sahibi olmak yerine bazı yetenek setlerine sahip olmak daha önemli hale geliyor. Yönetim bilişim sistemleri bugün baktığımız zaman işte veri bilimi, programlama dilleri, satış, pazarlama pek çok şeyi bir arada sunabildiği için aslında ciddi bir avantaj getiriyor. Ama burada şöyle bir dezavantajdan bahsetmek mümkün. Bu kadar fazla disiplin bir arada olunca okulun size bir uzmanlık vermesi pek mümkün olmuyor. Yani ben belli bir işim olsun ve oradan ilerleyeyim kendimi çok fazla geliştirmek düşüncesinde isteğini değilim diyen arkadaşlar oluyorsa ki bu da olabilir bir tercihtir. Ama işte bu arkadaşlar için bu bölüm çok uygun bence olmayacaktır. Diğer profiller için de yani ben sürekli bir değişim istiyorum sürekli kendimi farklılaştırmak istiyorum diyorsanız işte o zaman da tam size göre bölüm olduğunu söyleyebilirim. Peki neden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi? Burada aslında genellikle karşılaştığımız iki tane gerekçe oluyor. Bunların ilki Burada da yaşa olabilir arkadaşımız ve ben yaşadığım şehirde okumak istiyorum diyebilir. Bir, bu bir gerekçe. Öte yandan bir diğer gerekçe de şu olabilir. Puanı buraya uygundur, buraya yetiyordur ve bu yüzden tercih edebilir. Bence ikisi içinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kabul edilebilir bir üniversite, iyi bir üniversite olabilir bu puan skalasında. Çünkü halihazırda artık belli bir kimliği olan bir üniversite, uzun yıllardır zaten var olan bir üniversite. Dolayısıyla belli bir altyapısı var, belli bir zemini var ve sorun yaşamadan çok fazla bu okulda okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler diye bakacak olursak da bence eksiden başlayacak olursak şunu sayabiliriz. Eğer önceliğiniz kurumsal dünyada çalışmaksa özel sektörde holdingler vesaire maalesef arkadaşlar artık çoğu Anadolu Üniversitesi burada bir dezavantaj yaşıyor. Çünkü rekabet çok fazla ve yönetim bilişim sistemleri mezunları her yerde çalışabildiği için aslında öte yandan her yerde de rakipleri oluyor. Dolayısıyla buralarda sizden tırnak içinde daha üst seviye okullarda mezun olan arkadaşların şansı daha fazla oluyor ve size çok fazla sıra gelmiyor maalesef özel sektörde. Ama şunu diyebilirsiniz. Yok benim öyle bir önceliğim yok zaten. Ben kendi işimi yapacağım. Işte kendi işimi kuracağım vesaire ya da freelance çalışacağım derseniz o zaman zaten önceliğiniz bir an önce üniversite bitirmek olacak. Yani diploma almak için. Bu sebeple de okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Öte yandan okul bildiğim kadarıyla çok fazla sıkmadığı için ders programıyla vesaire aslında kendinizi geliştirmeniz daha mümkün bu okulda. Yani internetten dersler kurslar alıp kendinize yeni yetenek setleri katmanız bence gayet olası bir fikir olabilir. Peki bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Ya, burada arkadaşlar aslında çok fazla imkan var. Ama işte bu artı mı eksi yine size göre değişecek. Bu kadar fazla imkan olması. Çünkü okul size bir uzmanlık vermeyecek. Ya bugün bir eğitim fakültesi bitirseniz ya da bir iktisat vesaire bitirseniz belki bir uzmanlığınız olur. Onu yaparsınız ya da yapmazsınız ayrı konu. Ama burada size işte verilen net bir uzmanlıktan bahsedemiyoruz. Bunun için sizin sürekli olarak üniversite hayatınız boyunca bir şeyler yapmanız gerekiyor. Denemeniz gerekiyor ki size uygun olan alanı keşfedebilin. Yani bu uygun olan alanı keşfettiğinizde göreceksiniz ki zaten her yerde çalışabileceksiniz. Peki staj olanakları neler? staj kısmı şöyle bir sorun aslında arkadaşlar. Üç büyük şehir haricinde İstanbul, Ankara, İzmir haricinde maalesef staj sorunu hep yaşanıyor. Bunun için son birkaç yıldır bizim önerdiğimiz yol şu oluyor arkadaşlara. mümkün olduğunca büyük şehirlerdeki şirketlerde ya da işte girişimlerde, startuplarda vesaire uzaktan çalışmaya çabalayın. Bilgisayar başından. Çünkü zaten işler buradan dönüyor bir şekilde. Artık buradan her şeyimizi yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir staj imkanı elde etmek size pek çok imkanı getirebilir. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu yine ikiye geri ayrılır. İkiye burada verebiliriz bunu. ...ilk kısım eğer gerçekten bu az önceki maddede bir şey yaparsanız staj haklarını yani üniversite başlangıcında hazırlık bir iki sürekli böyle bir takım e, girişimleri kovalarsanız staj bulmak için ve bunu bir iki sene yaparsanız işte o zaman ve bunun yanı sıra tabii yabancı dil de önemli. Bunları inşa ettiğinizde bunu yaptığınızda ...3. da dördüncü sınıf gibi iş teklifi almaya başladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Yani pek çok şirketten iş teklifi gelecek size. ...işte o zaman asgari ücretle başlayıp üçüncü da dördüncü sınıf gibi Sonrasında mezun olduktan sonra asgari ücretin 1.5-2 katı kadar maaşla işe girebilirsiniz. Ama bu yaygın bir şey mi? Maalesef yaygın değil. Maalesef genelde çok fazla bir şekilde ilerlemiyor süreç. Genelde arkadaşlar çok fazla bir şey yapmayıp yan anlamında yani kendi gelişimi anlamında dışarıdan sadece üniversiteyle yetiniyorlar. Ve bu durumda da maalesef asgari ücretle başlanıyor işe. Bu da genellikle olan yani %60 bu şekilde diyebilirim sanırım. Ama tabii diğeri olmaz diye bir şey yok. Eğer gerçekten bir şeyler yaparsanız, çabalarsanız... Bunun karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde sorularınız varsa bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Aynı şekilde düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz bizlerle. Videodan beslenmişseniz bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdilik hoşça kalın.